Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vel akibetu lil muttaqin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bu düğün münasebetiyle hiç şüphesiz düğün de bir ibadet ve taattir. Bütün vazifelerimizde temel esas nedir? Bunu ifade etmek istiyorum. Eğer bu esasları iyi kavrayacak olursak, taatlerimizde hiçbir gaflete düşmeden en güzel şekilde yapmanın yolunu arar ve bu şekilde devam ederiz. O zaman insanı tarif etmemiz gerekir. İnsan mahlukat arasında mükellef olan varlıktır. İnsan mahlukat arasında, mahlukat yaratılan bütün varlıklar, semavat ve arz, onun arasında ne varsa hepsi, bunlar içerisinde mükellef olan, sorumlu olan bir varlıktır. Mükellefiyet, sorumluluk, kulluktur. Bu kulluğun da kuralları vardır. İtikadi, ameli, ahlaki, içtimai, fikri, bunların tümüne de din denir. Din neymiş? İtikadi, ibadi, ahlaki ve muamelata dair bütün hususları içerisine alan bir esastır. Bu kaideler, bunlar itikat, ibadet, ahlak ve muamelat, bunlar nasıl nasıl tespit edilmiş, nasıl tayin edilmiş diyecek olursanız, bunu tayin eden, bunu vaz eden, bunu koyan Halik-i Lemyezel'dir. Habibi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla tebliğ edilmiştir. Bu kaidelere muvafık davranışlara biz ne diyoruz? Bu kaidelere, bu esaslara uygun davranışın adına amel diyoruz. O zaman ameli neyle tespit edeceğiz? Amel itirazsız, münakaşasız ve mukabelesiz ifa edilir, yerine getirilir. Demek ki amel, o zaman bir misal de vermek icap eder. Diyelim ki oruç, hac, zekat, cihat, ilim vesaire, düğün, nikah, bunlar. Bu vazifeleri yaparken bunu başta tespit ediyoruz. Allah'ımızın bildirmiş olduğu hususlardır. Habibi vasıtasıyla tebliğ ettiği konulardır. Bunları itirazsız. İşte oruç yaz gününde geliyor. Çok da uzun. Bunu ne kış ne yaz şöyle ilkbahara alsak diye hiçbir itiraz etmeksizin ve münakaşa götürmeden ve mukabelesiz yerine getirmektir. O zaman amelin iki yönü vardır. Yapmış olduğumuz amelin iki yönü vardır. Birisi görünen yüzü. Nedir o görünen yüzü? Buna biz ne şekilde, nasıl yapılacağını ifade etmektir. Görünen şekli bu. Ne şekilde ve nasıl yapılacak? Oruç deyince ne şekilde yapılacak?
İşte biz fecirde imsak başlıyoruz oruca. Akşam ezan okunduğu zaman iftar ediyoruz. Yemeden, içmeden ve cinsi münasebetten uzaklaşıyoruz. İşte bu. Bütün taatlerin ne şekilde ve nasıl yapılacağı ifade edilmektedir. Namazın nesi vardır? Namazın kıyamı, rükûu ve secdesi vardır. Bir de görünmeyen yönü vardır ki buna batini, ahlaki ve işin yapılmasındaki sebep ve illettir bu. Amel dört kısımdır. Birisi kalbi olan ameldir. Kalbi olan ameldir. Edep ve ahlakı kalpte cereyan eder. Edep ve ahlak kalpte cereyan eder. Mesela en başta iman gelir. Mesela biz dilimizle imanı tarif ederken kalb ile tasdik, dil ile ikrar ve azayı cevarih ile azalarımızda yapmaktır. İmanın bu esaslarında kalbi yönü hiçbir zaman sakıt olmaz. Kalbi yönü düşmez. Ama ahrasa adam kelime-i tevhidi okumayabilir ama kalpten düşmez. Biliyorsunuz muharebenin birinde sahabe-i kiram kafirlerden birisini öldürdü. Efendimiz buyurdular ki sallallahu aleyhi ve sellem tevhid okudu. La ilahe illallah dedi. Ya Resulallah o korktuğu için kılıçtan başımı kurtarayım diye okudu. Sen onun kalbini yardın mı diye buyurdu. Bu kalp ile alakalıdır. Demek gönülle alakalı olan nedir? İmandır. Hiçbir zaman terk edilmeyen yönü de tasdiktir. İhlas, yapılış sebebi Allah-u Teala'nın ve Habibinin emri olduğu için yapılır. İhlasın en güzel tarifi budur. Allah-u Zülcelal'in emri olduğu için Resul-i Ekrem sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin tavsiyesi olması hasebiyledir. Bunu Cüneyd-i Bağdadi Kattesallahu Sırrı Hazretleri çok güzel izah buyurur. İhlas öyle bir sırdır ki şeytan dahil olamaz ki onu ifsad edip bozup atsın. Melek de giremez ki bunu kaydedebilsin. Bir de kavli olan amel vardır. Kavli dil ile alakalı. Biz buna ne diyoruz? Mesela kelime-i şehadeti okumak dil ile alakalıdır. Allah demek Celle Celaluhu dil ile alakalıdır. Tevhid okumak dil ile alakalıdır. Salatü selam getirmek dil ile alakalıdır. Kur'an okumak dil ile alakalıdır. Namazda Fatiha'yı okumak, Zamm-ı Sure bunu okumak nedir? Dille alakalıdır. Bir de fiili yönü vardır. Fiili ameller. Bunlar da azalarla yapılır. Mesela elle, ayakla, göz, kulakla yapılır. Elle nasıl yapılır? Fakirdir. İhtiyaç sahibine infakta bulunuruz elimiz. Ayağımızla İhtiyaç sahibiyse onun ihtiyacını gidermek için yürürüz. Diyelim ki onu ıslah, tebliğ ve davet onun için yürürüz. Hastadır, ziyaret için gideriz. Cenazedir, cenazenin arkasından yürürüz. Bunun gibi. Çoğaltabilirsiniz. Bir de imsaki ameller vardır. İmsaki ameller bir işi yapmamak suretiyle işlenen amellerdir. Mesela oruç. Mesela yalan, gıybet, iftira, dedikodu. Bunlardan kendimizi tutmak ve muhafaza etmek. Zina.
gibi fiiller. Rabbimizin nehyetmiş olduğu, yasakladığı fiilleri yapmamak. Kalbi yönü Allah için sevgi, Allah için buğz, kafirlere ve şeytana buğz. Kalbi yönü Allah için sevgi, Allah için buğz, kafir ve şeytana nedir? Kim? Buğz içinde olmaktır. Bunda bir misal verilir. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh bir hac dönüşü köyde bir kafileye denk gelir. Bir kadın, o kadına nereden gelip nereye gidiyorsun diye sadece bir misal olarak arz etmek istiyorum. Bilirsiniz bunu. O da Estağfirullah Subhanellezi esra bi'abdihi leyle minel mescidil harami ilel mescidil aksa. Ben Mekke'den Kudsi Şerif'e gidiyorum dedi. Ne değilse Kur'an'la cevap verir. Çocuklarına der ki sizin anneniz kaç yıldır böyle konuşur? 20 yıldır annemiz böyle konuşur. Sebebi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem liyakul hayran evliyasıdır. Ya hayır söyle ya da sükut et buyurduğu için. Bir de der esâlef mâ yedbidu min kavlin illâ ledeyhi rakibun atîb. Kişi bir söz söylemez ki melekler onu kaydetmesin. Demek ki yaptığımız taatleri çok iyi bir şekilde düşünmemiz icap eder. Ne için yaptığımızı bilecek. O zaman kalbin afetleri nelerdir? Çünkü bu vazifeleri yapmakta bize mani olan engeller var. Bunu kaldırmamız gerekir. Mecellede kaide olarak geçer. Mani ile muktezi bir araya geldiği zaman evvela mania kaldırılır, sonra yola devam edilir. Çok uzun olan bir konunun sadece kalben bu taatleri Rabbimize olan kulluğumuzu yapmamıza engel olan sebepler nedir? Bunlardan 50'nin üzerinde sayılan maddeden birkaçını söyleyeceğim. Çünkü zaman da buna yetmez. Görüyoruz kardeşlerimizden hepimizde zuhur ediyor bir tembellik. Namaz mı kılacağız? Namaz da bir tembellik. Sünnetlerini icrada bir gaflet. Gece bir teheccüd namazına kalkmak şöyle dursun, sabah namazı bile geçiyor. Bizim dedelerimizden birisi, sizin de başınızdadır bu işler, harman işleriyle meşgul. Gece yarısına kadar bizim mahalli tabirlerimize göre düven sürer. Yattığı zaman güneşi tam döşünde bulur. Öyle bir feryat ve figanla kalkar ki ağlar ve sızlar. Bunu anlatırken der ki 40 yıldır sabah namazını kaza ediyorum. Acaba Rabbim beni affeder mi diye. Mesela diğer büyüklerimizden ifade edecek olursak o kadar dikkatli, o kadar gayretli kimseler ki tarif edemezsiniz. Yine büyüklerimizden bir zat, memleketimizde bulunan kızının evine misafir olarak gelir. Yaz günüdür, gece de kısa. Bir tarafa çekilir, diz çöker oturur. Der ki baba istirahat et, hayır kızım. Belki sabah namazını yatacak olursam geçiririm, Allah'tan korkuyorum. Ve sabah namazını eda eder, öyle yatar. Ve bu zat heybesinin bir gözüne ihtiyaç için ne gerekliyse onu bir tarafına da kefenini koyan bir insan. İşte bu bizdeki gayret ve çaba neden eksiliyor? Onun için bunu
temel ve esasları ifade ettim. Burada büyüklerimizin ifade etmiş olduğu bu gaflet nedir? Gözümüzdeki yaşlar, gönlümüzdeki ateşler neden kalmıyor? Bu sıcaklık, bu muhabbet yok. Bunu memleketinde bulunmamız hasebiyle Mehmet Lekesiz diye dişçi babamız rahmetullahi aleyh, çünkü konuyu değiştiriyorum, bu ağır bir konu, değiştirip üzerine bina etmeye çalışırım birkaç maddeyi. Sami Ramazanoğlu kaddesallahu sırra üstazımıza der ki, efendim sizin büyüklüğünüzü kabul ediyoruz. Belki ruhaniyet itibariyle üstazımızın üstazından, yani hutbu azam olan Es'ad-ı Erbili Hazretlerinden daha bir yüce haliniz var. Fakat o bir meclise girdiği zaman biz hüngür hüngür ağlardık. Şimdi ise bu ağıtlar, bu gözyaşları yok. Neden efendim? Deyince buyururlar ki, o zaman ticari ahlaksızlık nasıldı memlekette? Rızkımızın helal olmasına mani olan mahaller ne kadardı, şimdi ne kadar? Buyururlar ki, midelere haram lokma girdi. Şimdi sadece midelere haram lokma girmekle kalmadı, gözlere de haram girdi. Bu dizilerin seyredilmesi, biliyorsunuz, açmak istemiyorum. Sadece şöyle bir anımsatıp geçiyorum. O diziler, o maçları seyretmeler, o kulaklarımızın dinlemiş olduğu hayvani duyguları tahrik eden çalgılar, sazlar ve sözler. Bir ara memleketimizde bir mikrop zuhur edecek diye, SARS diye bir hastalık, böyle bir hastalık. O kadar titredi ki memleket, bir tane zuhur eder de yayılır ülkemize diye çok hassas davranıldı. Hava alanlarında, bu gibi yerlerde büyük bir araştırmalara girildi. Neden? O bir mikrop memleketimize girip de helak etmesin diye. Şimdi kavimlerin helak olmasına sebep olan, geçmiş kavimlerin helak olmasına sebep olan fiillerin hepsi yapılıyor. Bunun karşısında bu fiillerle eğer meşgul olunacak olursa hiç gözyaşı, hiç aşk, hiç muhabbet kalır mı? Bir ara bir memleketten su zuhur eder. Su öyle bir patlar ki bu su çıkıp da memleketi sel almasın diye anlatıyorlar. Bir kamyon çimento dökerler. Gözünü tamamen bastırırlar. Şimdi bizim kalbimizden hikmet pınarları kaynayacak. Çünkü gönül öyle boş değil. Ma vesi'ani ardi velakin vesi'ani kalbu abdil mü'min. Elleyhimil vâdi, İmam-ı Gazali Efendimiz'in ifadesidir. Rahmetullahi. Beni ne yer ne sema almadı ama kamil müminin kalbi aldı. Bunu dememiz yeter. İnsanın Allah'ın yeryüzünde halife olması, Esma-i İlahiyye'nin ona öğretilmesi kafi. Allah'ımızın emirlerine mukatap. Ama neden böyle? Çünkü bizim kalplerimize öyle betonlar atılmış ki, öyle çimentolar dökülmüş ki, bunu ulema-i kiramımız 50'nin üzerinde madde ile ifade ediyor. Kısaca size arz edeceğim. Birincisi, fasıklara dayanmak, zalimlere dayanmak, fasık ve zalimlere duyulan sevgi,
hep büyüklerimizin çokça bizi irşat ve ıslah için okumuş olduğu ayetler, onlardan birisi şu esamen: ve la terkenu ilellezine zalemu fetemessekumun nar. Burada rükün, yani zalimlere rükün, destek olmayın. Ne demek bu? Onlar gibi yaşamayın. Onlar gibi giyim ve kuşama bürünmeyin. Zalimlerin giyim ve kuşamı gibi giyinip kuşanmayın. Zalimlerin giyip içtiği gibi giyip içmeyin. Zalimlerin hayatı gibi hayat sürmeyin. Evinizdeki hayat zalimlerin hayatı gibi olmasın. Eğer böyle olursa ateş sizi mesheder diye buyuruyor. En büyük hastalıklardan birisi bu. Bunu siz çok iyi bilirsiniz. Sizden biz katiyen böyle bir fiil ummayız. Ama kardeşlerimizi uyandırmak için bunları güzel güzel kavli deyinle, tatlı dille ifade eder ve kurtarırsınız. Rabbimizin lütfuyla buna vesile olursunuz. Çünkü Rabbi Zülcelal'imizin bizden istediği bizi sevsin diye amel değildir. Asıl sevdiği amelleri yapmaktır. Bakın Nebi Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, ya Ali, senin delaletinle bir kimsenin hidayete ermesi kızıl develeri infak etmekten daha üstündür diye buyuruyor. Bizim mürşidi kamilimize beden olarak vücudu alilerine hizmette bulunanlar da vardı. Bir de okuldan vesair yerlerden irşat ve ıslah olmamız için birilerini getirip onun huzurunda tevbe edip istiğfar edip istikamet bulmalarına çalışan kimseler de vardı. Asıl onları seven ve bunlar bize kar getiriyordu. Sevdikleri bu idi. Kendilerine üstazı buyuruyor ki, efendim ben evrat ve eskârıma dikkat edemiyorum. Halbuki biz biliriz onun 24 saatini Allah'ın izniyle zahiren gördüğümüz hep taatte, hep ibadette. O hastalığın altında kalkacak da insan birkaç kelam edecek, çok güç. Saatlerce konuşuyor, saatlerce onların irşat ve ıslahı için der döküyor. Buyuruyorlar ki, sen kardeşlerimizin ıslahı için nasihatte bulun, öğütte bulun. Onlar için gayret ve çabaya düş. Rabbimiz katında tefeyyüz edersin diye buyuruyor. Sevdiği ameller bunlardır Rabbimizin. İsyanda olan kimselerin kurtuluşu için bir çaba, bir gayrete girmektir. Başta nefsimiz, evimiz ve etrafımızı katiyen zalimlere benzetmemek, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakına, ashab-ı kiramın yaşantısına, Evliyaullah'ın gidişatına muvafık bir hale getirmektir. Sadece kurtuluşumuz bu. Biz şu anda öyle bir devirdeyiz ki, siz geçtiğimiz zamanlara bakmayınız, geçmiş zamanlara bakmayın. Şimdi az bir yanlışlık çok büyük yara açıyor. Az bir gaflet bizde açmış olduğu yara bildiğiniz gibi değil, tedavisi zor. Biz neden ibadet ve taatten zevk duymaz olduk? Aşkımız ve muhabbetimiz kalmadı diyecek olursanız, sebebi dini emirlere olan dikkatsizlik ve gayretsizlik. İkinci olarak, zinet kabilinden olan dünyaya muhabbet. Bu ne demek? Zaruri olan, ihtiyacımızı giderecek olan müstesna. Bunun dışında işte başkasının evinde koltukları şöyle, döşemesi şöyle, mutfak takımı böyle, bilmem falan, arabası şöyle vesaire deyip bunlara imrenmek suretiyle kendimizi helak edişimiz, ilahi zevkimizi, aşkımızı ve muhabbetimizi, ibadete olan gayretimizi yok etmektedir. Asıl bunlardır. Konuşmalarımıza bir bakın. Konuşmalarımız ekseriyetle araba nasıl? İşte şu araba ondan daha üstün. Şöyle bir araba daha çıkmış. Uzatıyoruz da uzatıyoruz. Böyle bir mecliste bulunuyoruz. Bir yemek sohbeti başladı.
İşte falan yerde balık şöyle yapılıyor, bir yerde kebap böyle yapılıyor. Saatlerce onu, saatlerce dedim, yarım saat sürdemem. Mahzun oturuyorum. Tabii onlar iyi insanlar, kötü de değil, iyi insanlar ama bir yemek sohbeti başladı, bir daralma başladı. Bir yol bularak İbrahim bin Ethem Hazretleri buyuruyor ki dünyadan insanlar hiçbir şey tatmadan çıkıp giriyorlar. Diyorlar ki efendim hiçbir şey tatmadan girer mi insan? Sabah kahvaltı yaptık. İşte düğün münasebetiyle çorbalardan yedik, içtik. Pilavlardan yedik, içtik. Tatlılardan yedik. İşte akşam yemeler, neler, meyveler vesaire, çaylar yiyip içiyoruz. Hayır, hayır dedi. Allah'ı tanımıyorsunuz. Marifetullah'ı tatmıyorsunuz. Bu öyle bir zevk ki tarif edilemez. Mesela düğün münasebetiyle kardeşimiz gerdeğe girecek. Bir üçüncü şahsı ister mi? Elbette istemez. Allah ile olan, Halik-ı Lemyezel'in muhabbetine erişen başka bir sevgiyi, başka bir muhabbeti ister mi? Burada gördüm. Osman Doğan ve ailesi diye Osman Efendi'nin rahmetle yad ediyoruz. Hizmeti bildiğiniz gibi değil. Tabii bir insan ancak ahirete göçtükten sonra anlaşılıyor. İbn-i Recep-i Hanbeli diye bir eser, onun son bölümünde Cenab-ı Hakk'a aşk ve muhabbet diye bir nüshayı bize tercüme edip göndermiş. O tercüme edip göndermiş olduğu Allah'ımıza aşk bölümünde şöyle bir husus anlatılıyor. Zaten birisi velilerden dağda oturuyor kendi başına, kimse yok yanı başında. Diyorlar ki böyle yapayalnız neden dağın başında iskan edip oturuyorsun? Hayır diyor, ben yalnız değilim. Ene celisun men dekerani. Rabbimiz beni zikredenle beraberim buyur. O Allah'ı bulmuş Celle Celaluhu. Onun muhabbetine erişmiş. Ondan başka bir sevgi olabilir mi? Tatlı ne olabilir? Bir kardeşimiz diyor ki ben diyor şeker hastasıyım. Gözümün önünde diyor kadayıflar yiyorlar, tatlılar yiyorlar, koşmerimden de yiyorlar, ne bileyim hepsinden yiyorlar, tatlı tatlı yiyecekler. Ben diyor yiyemiyorum, mahzun kalıyorum. Bir gün diyor dedim ki, ya bunlar tatlı ama Rabbimizin muhabbetinden daha tatlı ne olabilir? Dedim ve kurtuldum. Mühim olan onu bulabilmek, bulmamız için dini emirlere azami gayret. İkincisi, artık sünnet-i seniyeye riayetle bunu siz çıkarırsınız. İkincisi nedir? Zinet kabilinden dünyaya muhabbet. Dedem rahmetullahi aleyh hazretleri 15 kişilik aile, 2 göz haneleri var. Evlatlarının çoğu usta. Diyorlar ki efendim böyle olmaz. Gel size, hepimiz ustayız, evlatlarınız olarak bir yapı ustasıyız. Sana güzel bir ev yapalım, orada oturursun. Hayır diyor, ölüp gideceğim ben, evi ne yapacağım diyor. Selman-ı Farisi radıyallahu anh Efendimiz hiç ev bilmem falan diye bir şey tutmamış. Nerede bir ağaç altı orada yatar, orada kalkar. Kendileri mübarek sultanımız Selman-ı Farisi bir elbisesi var, abası hem yorganıydı diyor hem de elbisesiydi. Kendisi vali olmasına rağmen bilmezlermiş de halini ona yük taşıtırlar, hamal zannederlermiş. Ankara'da bir zat, yaşlı bir zat şunu anlattı bize. Ben de Said-i Nursi Hazretlerinin hizmetinde bulundum rahmetullahi aleyh. Said-i Nursi Hazretleri buyurmuş ki, evladım benim dünya malım işte şu. Öyle diyor ki, yer eviydi,
suluk deriz ama siz ne deriniz? Çağ değiller, bir şey değiller. Öyle bir yer. Bir diyor ağaç tapuyla, bir ibrik, bir havlu, bir de seccade bir desti, bu kadar. Buyurmuş ki, evladım sen gençsin, ben diyor o zaman çocuğum ki hizmetinde bulundum diyor. Çocuğu dedi ki diyor, sen gençsin, duan makbul. Bu kadar dünya tahammül edecek gibi değil. Dünya malından hesaba çekilirsen ben ne yaparım dedim. Artık bizim halimizi düşün. Evet olacak ama infak etmek suretiyle yolunda sarf ederek. Yoksa Abdülkadir Geylani Kattesallahu Sırrı Hazretleri'nin hanesi anlatılıyor. Böyle padişahların köşkü gibiydi. Ama onun karşılığını veriyor. Onun hakkını yerine getiriyor. O müstesna. Biz Şam-ı Şerif'te ulema-i kiramdan bir kısım insanları görmüştüm. O kadar güzel yerleri var ki ama hakkını yerine getiriyorlar. Bahçesinde bütün çocukları okutuyor. Fakire, yoksula o gün de anlatmışlardı. 15 bin kişiye Ramazan-ı Şerif'te iftar sofrası açan bir zat. O zaman köşkünde olsun, villanda olsun, olsun da olsun. Ama infak etmek suretiyle. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kişi elbisesinin ve nalinin güzel olmasını sever ama üstünlük taslamamak suretiyle, hakkı kaybetmemek suretiyle, hakkını yerine getirerek. Bir üçüncüsü, zalimlerle diyor bir araya gelmek, kafirlerle bir araya gelmek. Yoksa büyüklerimize ne bahane buluyorsunuz? Şunu söyleyeyim size. Hakikaten Üstad-ı Ali'miz Kattesallahu Sırra çok ileri görüşlü bir müşrik yahu. Feraset ehli. Diyorlar ki Üstad'ım, sizin sohbetinizde biz ağlıyoruz. Hakikaten öyle. Ama Üstazının sohbetinde böyle bir gözyaşı olmuyor. Neden? Bunları araştırmak doğru değil. Bize düşen itaattir. Gözyaşı dökmüş, şurada dökmemiş. Artık haller değişmiş. O zaman böyleymiş, şimdi böyle olmuş. Artık bu fitne meydana getirecek sözleri bırakalım da canı gönülden teslim olalım Rabbimizin emrine. O gelen insanlar zamanına göre gelir. Devrine göre gelir. Bize üstadımız çok anlattılar. Mesela bir büyükten gördüğünüz hali diğerinde göremezsiniz. Cenab-ı Hak devrine ve zamanına göre getirir onları. Estağfirullah. Hüvellezî ba'ate fil ummiyyine rasûle minhum yetlû aleyhim âyâtihi ve yüzekkîhim ve yuallimuhumul kitâbe vel hikme ve inkânu min qablu lefî dalâlin mübîn, kendi işlerinden çıkarırlar. Ve devrindeki en önemli husus neyse onu bilir ve derde de devayı Rabbimizin izniyle sunarlar. Bakınız ne diyor evladım. Biz şöyle düşün, bizi şöyle düşün. Bir ceviz ağacı, koskoca bir ağaç. Onun gövdesinde çok küçük böyle fideler olur. O da meyve verir, ceviz verir. Neden? Eğer diyor bizim sohbetlerimizde aşk-ı şevke geliyorsanız, biz o gövdeye bağlı olduğumuz için o zamanın kutbul aktabına kalben ve ruhen bağlı olduğumuz için meyve veriyoruz. Aksi halde kururuz diyor. Demek ki üç sebep, gafillerle bulunmak bizi ne yapıyor? Mahvediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, gafillerle göz göze gelmeyin. Bakışları zehirli oktur, sizi yaralar diye buyuruyor. Hanefi bir zattı memleketimizde, hakikaten murakabelerde neden çok yüksek seviyeye gelmiş bir insan. Bu bir dış ülkeye gitti. Onu Üstad-ı Ali'miz düzeltene kadar Rabbimizin izniyle ne zahmetler çekti. O kafir yüzüne dedi bakmak suretiyle hali kalmamıştı. Ne yapalım? Şimdi görüyoruz durumu, hali. Ne yapacağız? Şunu yapacağız.
böyle kurşun geçirmeyen gömlekler var ve seralar. Sera ne yapıyor? Havanın muhalefetine, böyle kötü şartlarında, ne de rüzgarlarda vesaire, soğuklarda o meyvelerin muhafaza edilmesine, korunmasına sebep oluyor. O kurşun geçirmeyen gömlekler ne yapıyor? O kurşunlara karşı insanı muhafaza ediyor. Rabıta aynen budur. Ruhaniyet aynen budur. Nasıl ki Sure-i Yusuf'ta Er-ra'a burhane Rabbi. Yusuf peygamberimize Zeliha'nın gelip de galet heytelek, haydi gel dediği zaman gale maazallah, ben Allah'tan korkarım diye çekinmesinin sebebi tefsirlerde izah buyurulurken Yakup Aleyhisselam'ın parmağını ısırarak görünmesidir. Sakın ha böyle bir fiile yaklaşma. Mutlak Evliyaullah'ın ruhaniyetine sığınacağız. Neden Esad-ı Erbili Hazretlerinin mübarek hayatında 25 istiğfar okunurken Üstad-ı Alilerimizin mübarek hayatlarında 111 okunuyor? Buyuruyorlar ki o zaman isyan bu kadar değildi, şimdi ayyuka çıktı buyuruyorlar. Diyorlar ki üstadım, siz Adana'dayken kalplere ve gönüllere yöneliyordunuz, şimdi neden olmuyor bunlar? O zaman gönüller pak idi, insanlar dünyaya münhemik değildi, elleri dünya ile, gönülleri Mevla ile idi. Ama şimdi ellerde, gönüllerde dünya muhabbetiyle dolduğu için ancak nasihat ile biliyoruz diye. Hakikaten öyle. Büyüklerimizin eğer sükutundan istifade edemiyorsan, biz onların ruhaniyetinden de istifade etmemiz, sözlerinden de istifade etmemiz mümkün değildir. Seyyid Burhanettin Hazretlerine çok mühim bir zat gelir, Kayseri'de duyar. Derler ki çok kıymetli bir insan gelecek, öğüt ve nasihatlerinden istifade edelim diye. Seyyid Burhanettin Hazretlerinin huzuruna gelirler, o zat da teşrif eder. Mübarek kelamlarını dinlemek isterler, mübarek kelamlarını. Fakat hiç konuşmazlar. Sükut bir hal devam eder. Ondan sonra ayrılıp giderler. Derler ki, efendim biz istifade etmek için geldik sözlerinizden, neden konuşmadınız? Sükutumuzdan istifade etmeyen sözlerimizden edemezdi. Bize Sami Efendimiz Hazretlerinin torunu anlatmıştı. Uhud dolaylarında meşayih-i kiramdan bir zat. Üstadımız onunla buluşuyorlar, bir selam veriyorlar, 45 dakika sükut hal. Daha sonra Esselamu Aleyküm deyip ayrılıyorlar. Asıl bu. O zaman konuşmalarının, görüşmelerinin, anlatmalarının sebebi ne? Siz bir bahçe düşünün. Bir bahçe. Bu bahçede çok güzel meyveler var. Bu meyveler haşarat diyelim, hayvanlar diyelim tarafından helak edilip yok edilmesin diye bir duvar çeviririz. Duvarını çeviririz ki o meyveleri hayvanlar girip yemesin diye, talan etmesin diye. Gönüldeki o tecelliler, o varidat-ı ilahiyeler, o esma-i ilahiyenin tecellileri sayılamayacak kadar nimetler yok olmasın diye bize ne yapıyorlar? Öğüt ve nasihatle şeytan girmesin, nefis girmesin, şeytan sıfatlı insanlar girmesin, nefsin heva arzu ve istekler girmesin diye konuşuyorlar. Yoksa bu onlar için zahittir, gönüllere dönerler ve biter. Bunu büyüklerimiz ifade ediyorlar. Bir Bayezid-i Bistami Hazretleri, ben diyor Ebu Hafsa Hattadi Hazretlerinin huzurunda bulundum. Bir an sükutu, bir an diyor sükut etmesi ve kalbime yönelmesi bana 40 yıllık ilimden daha üstün geldi. 40 yıl tahsil edemediğim ilmi o anda aldım diyor. Bunlar ayrı bir konudur. Rabbimiz tarafından bahşedilir. Fakat bunu bir esasa bağlamadan da geçmek istemiyorum. Bu şudur. Sahabe-i kiram soruyor. Eyyül amel. Efdalü ya Resulallah.
hangi amel daha üstündür ya Resulallah? El-ilmü billah. Hangi amel daha kıymetlidir? El-ilmü billah. Hangi amel daha kıymetlidir? El-ilmü billah. Allah'ımızı tanımaktır. İrfan sahibi olmaktır. Eğer rabıta yapıyorsak, zikir yapıyorsak, murakabe yapıyorsak bunun sebebi o. Ama biz rabıtada da uyuyoruz, murakabede de uyuyoruz. Dersimiz çekerken elimizden tespit ediyor, sebepler mi söylüyor? Ve kısa söyleyeyim diyorum ama bunlar uzun, uzun. Fasıklara duyulan sevgi, dünyalık için üç günden fazla küsme ve kin besleme, tesbih, bir işi istikbalde yapacağım deyip terk etmeler, kalbin acımasızlığı, vekâhe, ayıplardan utanmama, fitne, dini faide olmaksızın insanlar arasında ihtilaf çıkarma, müdahene, dini işlerde zafiyet, isyanı görüp susmak, avamı nasile olmaktan haz duymak, nifak, dışın içe, sözün fiile uymayışı, küfür, mümin denilmesi için inanılması gereken şeylere inanmak. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Aleyhissalatü vesselam vermizin ruh tayyibelerine, ehline, ashabına, peygamberanizam ve piranizam, bütün geçmişlerimizin ruhlarına, merasimimizin hayırla tamamlanmasına el-Fatiha.